Günaydın Öne teyze. Günaydın. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Yaprak kalktı mı? Yaprak? Onu kaldırmaya çalar saat ilk kriko lazım. Bir şansım deneyeyim mi? Dene bakalım. Servisler iki haftadır ıskarta. Vesait değiştirirken sınıfta kalacak kızca. Öyle teyze, o iş bende. Yaprak! Ah, buyurun cenaze namazı. Şuncacık devamsızlık hakkı var. Onu da mundar edecek. Mundar. Her sabah kaldıracağız. Gerekirse her sabah evlenmemiz. Yani şu yaptığınız var ya, kardeşlik değil. Tapu, tapu. Gel bakalım. Yaprak! Eyo. Çantasını da alıp gitmiş. Siz fark etmediniz mi? Yok. Boncuğum okula gitmiş. Hem de bu saatte. Ali? Neredesin küçük kitap? Geldim yoksun? Çıktım ben evden. Erkenden depar attım okula. Bizimkilerle? Yok. Yalnızım. Beni almaya mı gelmişsin sen? Ya böyle gece gölge ses falan deyince aklım sende kaldı. Ha yok yok yok, ben öyle şey karanlık falandı ya, korktum, ondan korktum herhalde. Simitler geldi. Yalnız değilsin galiba. Yo, yalnızım. Yalnızım. O sesi tanıyorum. Ya nereden tanıyorsun ya o sesi? Ben bile tanımıyorum. Yanımdan geçti gitti adamın biri. İyi, tamam o zaman. Görüşürüz. Gerek yok. İtiraf edeyim diye. Benden uzaklaş diye. Bilerek yapıyorum. Kasten yaptım. Neyi kasten yaptım Yaprak? Kimle konuştuğunu bile bilmiyorum. İşte anladı. Anladı senin olduğunu. İnanmadı bana. Bilerek yaptın değil mi? O duysun diye. Yaprak. Artık duyarsa duysun, anlarsa anlasın. Nasıl anlarsa anlasın ya? Ne demek anlarsa anlasın? Zaten gidip söylemeyecek miydin? Hani her şeyi anlatacaktın? Hani her şeyi bilecekti? Hani kafası temizlenecekti? Yok Barış, ben yapamam. Ben hallederim. Halledemezsin. Yaprak. Sen beni hiç anlamamışsın. Ben boşuna konuşmuşum. Barış, hayır. Yani senin anlattığın şeyler çok kıymetli, çok özel şeylerdi. Ve her kelimende çok haklısın. Çok haklısın ama... Ama? Ama ben yapamam, söyleyemem. Ali'nin hayatını darma duman edebilecek herhangi bir şeyin içinde olmak ben istemiyorum. Kaybolup gidecek Ali, kocaman bir yalanın içine düşecek. Şu anda farklı mı sanki? Okey. Öyle istiyorsun. O zaman bizim sevgili olduğumuzu sanmasına niye izin vermiyorsun? Üzülür diye. Üzülür mü? Yaprak niye üzülsün? Arkadaşın değil mi bu adam senin? Arkadaşım. Siz arkadaşım ama çok normal bence. Yani mesela Ali badeye yükselse ben de bozuk atarım. Ben de trip atarım. Soğuk yaparım yani. Yaprak. Ali benden nefret ediyor. Ve nefret etmesi için hiçbir sebep yok. Ve beni asla affetmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü sen konuşmuyorsun. Çünkü gerçeği anlatmıyorsun. Ve bir kişi zarar görmesin diye herkes zarar görüyor. Anlamıyorsun. Asıl sen beni anlamıyorsun. Ya Barış, ben konuşamam ya. Konuşamam. Yaprak. Bugün ders çıkışı söylemezsin. Ben söyleyeceğim.
Ailesine ne diyeceğiz peki? Ya o insanlar bizi aldılar karşılarına, adam yerine koyup konuştular, anlattılar dertlerini. Onlara ne diyeceğiz? Beni kimse adam yerine falan koymadı. Karşısına alıp tehdit etti. Onun yaptığı babalık mı? Bencillik. E sen de bencilsin. Ben de bencilim öyle mi? Evet, sen de bencilsin. Çünkü Ali gitmesin diye ona gerçeği söylemiyorsun. Bencilsin. Yaprak, sen ister iste, ister isteme. Bu iş bugün bitecek. Ya sen söylersin ya ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.